Merhaba çocuklar. Büyük harflerin kullanıldığı yerlere beraber bakalım. Şimdi ilk önce cümlenin ilk harfi nasıl başlıyordu? Büyük müydü? Küçük müydü? Büyük. Evet, cümleye başladığında ilk harfin büyüktü. Hadi beraber bir cümle kuralım. Satır başından başlayalım. Ne diyelim? Sabah. Siz de defterinize yazın çocuklar. Türkçe defterine. Sabah. Erken. Sabah erken. Evden. Evden. Çıktım. Cümlem bitti. Noktayı koyuyorum. Sabah erken evden çıktım. Cümleye başladığım ilk harf S harfini nasıl yaptım? Büyük yaptım. Bir tane daha cümle kuralı. O ne olsun? Kahvaltıda kahvaltıya diyelim. Kahvaltıya kardeşim K'yi nasıl yaptın? Büyük. Kardeşim kardeşim geldi. Cümlem bitti. Cümlemin sonuna uygun nokta işaretini koyuyorum. Kahvaltıya kardeşim geldi. Kahvaltının K'si nasıl? Büyük. Cümleye başlarken ilk harfi büyük oluyor. Unutma. Tamam mı? Şimdi tahtayı temizliyorum. Yeni örneklerle devam edelim. Çocuklar, kişi adları ve hayvan adları büyük harfle başlar. Her zaman cümlenin ortasında da olsa, cümlenin sonunda da olsa, zaten cümlenin başında da her yerde özel isim oldukları için hayvan isimleri ve insan isimleri büyük harfle başlar. Büyük harfle. Tamam? Örnek verelim. Mesela bir insan ismi verelim. Senin adın ne? Ne? Burcu. Burcu. Yazalım. Burcu'nun B'si büyük. Burcu mesela. İnsan ismi olduğu için ilk harfini nasıl yazdım? Büyük yazdım. Bir hayvan ismi. Benim kedimin ismini yazalım mı? Luca. 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 Bir kedi ismi. Hayvan isimleri de özel isimdir. İlk harfleri büyük yazılır. Luca. Luca'nın L'si büyük. Burcu'nun B'si büyük. Devam edelim. Başka? Senin adın ne? Efendim? Kaan. Kaan yazalım. Kaan'ın K'si de büyük. Kaan. Evet. Bir de köpek ismi yazalım. Çakıl. Çakıl. Çakıl köpek ismi olarak kullanıldığı için, kullanıldığı zaman Ç'si büyük olur. K'si büyük olur. İşte bu şekilde çocuklar kişi adları ve hayvan adları büyük harfle başlar. Tamam mı? Şimdi tahtayı temizliyorum. Yeni örnekler yazacağım. Çocuklar, yer adları da büyük harfle başlar. Bakalım.
Okulumuzun adı mesela. Sadece okulumuzun adı değil. Hastanenin adı, gideceğimiz adliyenin adı, gideceğimiz okulun adı, gideceğimiz üniversitenin adı. Hepsi büyük harfle başlar. Benim okulumun adı, ilk okulumun adını, ben kendi okulumun adını yazacağım. Siz de kendi okulunuzun adını yazabilirsiniz. Ve bu kısmı defterinize geçirebilirsiniz. Evet, yazalım. 23 Nisan İlkokulu. Evet. Peki sokak isimleri de çocuklar. Sokakların, mahallelerin, caddelerin, ilçelerin isimleri de büyük harfle başlar. Benim sokağımın adı Çiçek Sokak olsun. Çiçek. Çiçek. Sokak. Sokağın sesini de büyük yazıyorum çocuklar. Normalde sokak tek başına olursa ilk harfi küçük olur. Ama çiçeğe bağlandığı için, çiçek burada bir sokak ismi olarak kullanıldığı için Çiçek Sokak. Ç büyük, S büyük yazılır. Tamam mı? Mahallenin ismi, mahallenin ismi ne olsun? Zafer Mahallesi mesela. Zafer. Sizin mahalleniz neyse onu da yazabilirsiniz. Zafer bir mahalle ismi olduğu için Z'si büyük. Zafer Mahallesi. Zafer'in Z'si büyük, mahallenin M'si büyük. Devam edelim. Çocuklar, şehir isimleri de büyük harfle yazılır. Mesela Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Mardin, Van. İyi, şehir isimlerinin ilk harfi büyük. Tamam mı? Ben mesela şu an Bursa'dayım. Bursa yazayım ben. Bursa'nın D'si büyük. Ve çocuklar, ülkelerin isimlerinin ilk harfi de büyük olur. Mesela İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika, Türkiye. Biz Türkiye'deyiz, değil mi? Bizim ülkemizin adı Türkiye. Evet çocuklar, bu şekilde. Şimdi başka örnekler de vereceğim. Tahtayı temizleyip geliyorum. Ben şöyle çekileyim. Şöyle çocuklar, kamerayı durdurun. Tahtayı defterinize muhakkak geçirin. Tamam mı? Çocuklar, başlıklar yazıldığı zaman başlıktaki kelimedeki bütün harfleri büyük de yazabiliriz. Ya da başlıkta birden fazla kelime varsa başlıktaki sadece sözcüğün ilk harfini büyük yazarız. Tamam mı? Şimdi örnek vereyim, daha iyi anlarsınız. Mesela bakın, ben buraya bir başlık yazdım. Büyük harflerin kullanıldığı yerler. Sözcükteki bütün kelimeleri büyük harfle yazabilirim. Ya da istersem sadece ilk harflerini büyük yazarım. Mesela örnek vereyim. Diyelim ki biz kedi barınağı ile ilgili bir yazı yazacağız. Ve başlığımızda kedi barınağı yazalım. Kedi. İstersen bütün harflerini büyük yazarım. Kedi. Ba. R. Na. I. Kedi barınağı. Kedi barınağı. Ne yaptım? Bütün harflerini büyük yazdım. Ve işte diyelim ki kedi barınağı ile ilgili şöyle yazılar yazmaya başladım. Başlığım da bu. Veya bütün harfleri büyük yazmak istemedim de sadece sözcüklerin ilk harfini büyük yazdım. O da benim tercihim. Böyle de yazabilirim. Kedi barınağı. Ba.
na ı. Evet, yine bu şekilde istersem başlığımı bu şekilde yazarım. İlk harflerini sadece büyük yaparım. Sonra yine işte ne yazacaksam yazmaya başlarım. Bu şekilde, tamam mı? Şimdi not alın mutlaka. Durdurun burada videoyu. Bunu defterinize not alın. Şimdi başka bir örnek vermek üzere videoyu kapatıyorum. Tahtayı temizliyorum. Yenisini çekiyorum. Tamam mı? Evet çocuklar, bayram adları da büyük harfle yazılır. Şimdi size iki tane örnek vermek istiyorum. Bir milli bayramdan vermek istiyorum. Mesela Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet. C büyük. Bayramı. Bayramın B'sini de büyük yazıyorum çocuklar. Tamam mı? Bir de bir dini bayram örneği vereyim. Mesela Ramazan Bayramı. R büyük. Ramazan. Ramazan. B büyük yine. Bayramı. Evet. Bu şekilde çocuklar. Dediğim gibi bu ilk harfler büyük oluyor. Çünkü bayram adları büyük harfle başlar diyoruz. Şimdi tahtayı temizliyorum. Yeni bir örnekle geliyorum. Çocuklar, şiirde dizelerin ilk harfi büyük yazılır. Bakalım. Var. Ağacı kıskanırım. Yemiş yüklü dalı var. Bahar olsun, güz olsun. Ne güzel masalı var. Cahit Sıtkı Tarancı. Evet, bu da Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiiri çocuklar. Sadece bir kıtasını aldım. Onu da şunu göstermek istiyorum size. Bakın, dizenin ilk harfleri hep büyük yazılır çocuklar. Bir de bir şey daha öğretmek istiyorum size. Çocuklar, insan isimleri büyük harfle başlıyordu değil mi? Canan, soyadımızın ilk harfini de büyük yazıyoruz. Soyadları da özel addır çocuklar. Mesela benim soyadım Kardeş. İstersem Kardeş'i bu şekilde yazarım. İlk harfini büyük, diğerlerini küçük yazarım. İstersem de bütün harflerini büyük yazarım. Canım nasıl isterse. İşte bu da bu kadar. Bu konu da burada bitti. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşça kalın.